İsmim yol levhası. İşim rehberliğiniz. Gideceği yeri bilen fakat yoldaki sapaklardan hangisine gireceğini bilemeyen yolculara rehberlik etmeye bayılıyorum. Her ne kadar sapasağlam demir direkler üzerinde durmakta olan sapasağlam bir levha olsam da çeşit çeşit insan hallerini görünce ben bile yerimde duramıyorum. Bazen uzağı iyi göremeyen bir sürücü üzerimde yazanı son anda fark edip aniden frene basıyor. Bazen dikkatsizce ve hızlıca gitmekte olan bir başkası beni okuyamayıp sapağı kaçırıyor. Neyse ki çoğu sürücüler ve yayalar dikkatli davranıyor da faydalı olabiliyorum. Anlayacağınız, yollarda var olmam çok önemliyse de varlığımın dikkate alınması ondan daha önemli. Bu şuna benziyor. Sofrada faydalı bir yemeğin olması önemli. Fakat onu kıymet vererek ve şükrederek yiyen birinin olması daha da önemli. Sınıfta çok bilgili ve iyi bir öğretmenin bulunması önemli. Fakat onu saygıyla dinleyecek öğrencilerin olması daha da önemli. Musluktan temiz su akması önemli. Fakat onu israf ve cimrilik etmeden kullanacak akıllı insanların olması daha da önemli. Anlayacağınız ben ve benim gibi faydalı varlıklar kendilerini önemseyip dikkate alacak akıllı ve iyi huylu insanlara ihtiyaç duyuyor. Kar kış demeden en zorlu hava şartlarında bile dikildiğimiz yerden ayrılmayıp hizmet veriyoruz. Kimi arkadaşlarımın vazifesi yer isimlerini bildirmek. Ülke, şehir, ilçe, cadde, sokak, mahalle, cami, park, hastane isimleri gibi. Kimi arkadaşlarımın vazifesi kurallara ilişkin hatırlatmalar yapmak. Hız sınırı 70 kilometre. Taşıt giremez. Ağır vasıta çıkabilir. Park etmeyiniz. Yaya geçidi, okul geçidi gibi. Kimi arkadaşlarımın vazifesi hava ve yol durumuna uygun ikazlarda bulunmak. Tehlikeli eğim, kaygan yol, sola tehlikeli viraj, gevşek malzemeli zemin, radar gibi. İsmim yol levhası. İşim rehberliğiniz. Sizin de vazifeniz rehberliğime değer vererek kazasız belasız gidip gelmeniz. Evet, yandan rüzgar esmeye başladı. Üstelik az ileride sağa tehlikeli devamlı virajlar başlayacak. Anlaşılan o ki Nedav'ı köşke doğru gidiyorsunuz. Böyle zamanlarda bir yol levhası değil, insan olasım ve o güzel yerlere benim de varasım geliyor. Fakat sorumluluğum o kadar önemli ki yerimden ayrılamam. Size doyum olmaz. Yolda çalışma var. Bir başka seyahatte görüşmek dileğiyle. Dikkatli gidiniz.